Kesin yapmıştır oğlum bu. Hiç inandırıcı değil. Ay hoş geldin tatlım. Günün nasıl geçti? Ya Burhan Bey, hani bir gece kalıp bugün gidecektiniz? Sağ pastırmalı kuru fasulye yaptın. Isıtayım kız hemen. Ay istemez. Niye gitmediniz Burhan Bey? Bence kesinlikle yemelisin. Yoksa çok fena bu gece kovacağım sana. Ya biz bir çift değiliz ki Burhan Bey. Sadece bir kere kabusumda görmüştüm. Aa, anasını kız. Ya Burhan Bey, burada olduğunuzu, yufka yüreklilik yapıp sizin burada kalmanıza izin verdiğimi, rezil olmayayım diye kimseye söylemedim ay, bile. Ay söyleme zaten. Kesinlikle söyleme. Hele o makbule ayısı hiç duymasın. Vallahi yaba gibi elleriyle beni ite kaka götürür, evlendirme dairesine, sonra da ayağımı çığınar. Ben burada rahatım, iyi ki evim yerim. Ben gitmek istemiyorum yani. Oo, farkındayım. Ay hadi hadi toparlanın Burhan Bey, hadi. Ya nasıl gideyim ya Fatoş? Şu anda ilişkilerimi sorguluyorum, aşk hayatımla hesaplaşıyorum ya. Bana ne ya? Bana ne mi ya? Ay ben zannettim ki 40 yıllık arkadaşım Fatoş, aşk kadını Fatoş, bana yardımcı olur. Benimle ilgilenir, söylediklerimi dinler, sırtımı sıvazlar, sırtıma masaj yapar, omzuma masaj yapar, ayaklarımı yıkar, öper, koklar, yatağa atar dedi. Ay ne diyorsunuz Burhan Bey? He. Ya bir gece daha kalayım ya Fatoş. Ne olur kalbim kırık, kafam çorba gibi. Ne olur yardımına ihtiyacım var aşk kadını ya. Çok mu üzgünsünüz? Kalbim bir enkaz gibi benim. Ay bilirim o duyguyu. Bak. Tamam. Bu gece burada kalın. Bütün gece konuşun, içinizi dökün, rahatlayın. Ama yarın sabah da gidin, tamam mı? Omza masaj yapma ihtimali var mı? Ya ne diyorsunuz Burhan Bey ya? Bence kuru fasulyeden yeseydim vallahi çok fena kokacağım sana. Hareket edince artıyor. Bunun üzerine büyücünün mağarasının yolunu tutmuş. Gitme kız, gitme. Ay Köroğlu sırcına bak ya. İki tane bacak verecek, karşılığında da sesini alacak kızcağızın, karaktersiz değil mi? Öyle bir yöntemi var onun. Ya madem masalı biliyorsunuz, niye bana anlattırıyorsunuz Burhan Bey? Aa, eserin hiçbir zaman sonu önemli değildir Fatoş Hanım. Lütfen ama. Eserin anlatılış biçimi önemlidir. Ayrıca ben burada uykumun gelmesini bekliyorum. Burhan Bey, süt bitinceye kadar burada kal. Süt bitince gidebilirsiniz diye anlaşmıştık, hatırladınız mı? Ama siz sütü ağzınıza değdirip değdirip bir türlü içmiyorsunuz. Bir saat oldu. Çocukluğumdan beridir yaptığım bir taktiktir ya bu. Ben hep öyle dallası izlerdim biliyor musun? Yarın haklıyorsun Burhan Bey. Benim yatılı misafirim var. Ne olur yatıp uyumam lazım. Siz de zıbarın uyuyun artık ne olur. Ben şu anda çok gerginim. Onun için de uyuyamıyorum. Gergin olduğum için de uyuyamıyorum. Anlasana ne olur yani. Salak deniz kızı balık akıllı işte. Mağaraya gitti sonra. Of. Fatoş. 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 Uyu artık be, uyu be. Ne var? Uyuyamıyorum ya. Bir ninni falan mı söylesin acaba ya Fatoş? Ay Burhan Bey. Ya da bir masal da olabilir, ne olur. Burhan Bey, yarın sabah ilk otobüsü atlayıp Tokat'a gidin. Sizin anneniz orada, ben sizin sadece arkadaşınızım. Sadece arkadaşız mı diyorsun yani? Ne demek o? Ofistekileri benim burada kaldığımı duysa acayip bir dedikodu döner diyorum sana. İma ettiğiniz şeyi düşünmek bile istemiyorum Burhan Bey. Şşş, kız. Vallahi fena bir çift olmayız biz bence. Vallahi. Düşünsene yani yaşı yaşına uygun, olgun, üniversite mezunu bir sevgili yani. Değil mi? Her zaman şakadan lafın girişi diyorum kızım. Yani o laf geldiği gibi geri gitsin. Siz de artık zıpırıp uyuyun. Uyuyamıyorum diyorum. Ne var? Ne yapsak acaba? Ay ne götürecek acaba?
Eğer masaj yapacaksan ben banyoda bebe yağı gördüm kız. Al. Söylediklerine göre uyku getiriyormuş. Size cırcır böcekleriyle iyi uykular diliyorum. Yarın sabah uyandığımda da burada olmayın. Amma kapalı giyinmiş. Cırcır böceği. Hayır, yalnız cırcır böceği mi duyacağım canım? Aa, bak bu iyi. Dere şırıltısı. Gevşetici bir ortam. Relaxing. Normalde açık saçı şeyler giyer. Burada hiç öyle giyinmedi. Oğlum ne yaptın bunu? Lan oğlum altına mı yaptın lan? Oğlum ya hani askerde bitmedi miydi lan bu konular? Hani bitmişti bu konular? Vapayı yemedin mi oğlum sen ya? Ne yaptın ya? Bu şampalı günlere geri döndün. Yoksa hani bu konular bitmişti? Burhan yani nasıl şimdi ağzını burnunu dağıtacağım senin ha? Hepsini bıraktım lan. Aşkı ömrümü gittin ama. Allah'ım yarabbim ya. Of. Nerede şundan? Senin yüzünden mahvettin lan beni. Mahvettin. Herkese rezil olacağım. Misafirlikte olacak iş mi ya? Burhan Bey, siz hala burada mısınız? Yok, ben daha yeni uyandım. Hiçbir sorun yok, her şey yolunda. Hadi kalkın, hızlı giyinin de beraber çıkalım. Yok, yok, yok. Acelesi yok. Sen git bence. Burhan Bey. Uykumu alamamışım. Bir yarım saat daha uyuyacağım. Sen git ya. He, Fatoş? Burhan Bey, biraz uykusuz kalın. Ya acelem var. Hadi kalkın da şu çarşafları toplayayım. Öğlen de teyzem gelecek. Yok ya, ne acelesi? Ne gerek var ya? Benim işim yok. İzin günümdeyim. Sana yük olmak istemem be. Ay lütfen, lütfen zorluk çıkartmayın Burhan Bey. Ya bırak battaniyemi diyorum. Ya bu benim battaniyem. Hayır benim. Hayır benim battaniyem. Al sana yastık, al sana yastık. Benim battaniyem diyorum. Geri zekalı. Burhan Bey. Sizin neyiniz var böyle ha? Ya misafirim gelecek diyorum, acelem var. Hadi kalkın. Ne bu sululuk böyle? Sululuk mu? Hayır ya, ne sululuğu? Her yeri kupkuru. Her yeri normal. Her şey normal yani. Bir sululuk yok kız ortada. Burhan Bey. Ha. Nedir derdiniz ha? Hadi açık açık konuşun. Makbili'yi arayacağım da biraz yalnız kalmak istiyorum. Hani sen gidersen daha rahat olacağım. İstersen sen git. Yani özel konuşma yapmak için miydi bütün bu yaygara? Ya sen ne kadar böyle bir anlayışsız bir kadın çıktın ya. Ben şimdi senin yanında konuşmak istemiyorum. Kahvemi içeceğim, kendime geleceğim. Ciddi bir ilişki konuşması bu ya. Peki tamam. Ama Burhan Bey, ne olur en geç 2 saate kadar çıkmış olun. Teyzem gelecek diyorum size. Çarşafları, battaniyeyi falan da toplayıp kaldırın, sonra yıkanır. Acelesi yok. Bence var. Ne? Ay, teyzen geliyormuş. Gözün aydın, kulaklarında Manisa. Bak yani her şey o kadar yolunda ki espri bile yapabiliyorum. Her şey yolunda. Hadi görüşürüz. Thank you.
Kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.